Sorumuzu okuyalım. 12 ile 18'in OBEB'inin 6 olduğu bilindiğine göre OKEK'ini bulunuz diyor. İki sayının OBEB'i verilmiş ve OKEK'ini bulmamız isteniyor. Aklıma gelen ilk soru şu: OBEB'ini neden vermişler? Sayıları bildiğime göre OKEK'ini bulabilirdim. Hem 12'yi hem de 18'i asal çarpanlarına ayırarak yazarım. Ardından her bir asal çarpanın kuvveti en büyük olanını alırım ve onları çarparak OKEK'i bulurum. Bu soruyu böyle çözebiliriz. OBEB verildiğine göre bu bize verilen bir ipucu olabilir mi acaba? Bildiğiniz başka bir yöntemi kullanın mı demek istiyorlar acaba? Pekala. Bu soruyu çözmenin başka bir yolu... Daha kestirme bir yolu var. O yolu biliyor musunuz? OBEB ile OKEK arasında bir ilişki vardır. Bir düşünün bakalım, hatırlayabilecek misiniz? O ilişki şu: elinizde iki sayı varsa ve bu iki sayının OBEB'ini verip sizden OKEK'i bulmanız isteniyorsa, burada kilit nokta sayı adedinin 2 olması. Unutmayın. Bu iki sayının bir OBEB'i, bir de OKEK'i var. Bizim için bir de bu iki sayının çarpımı önemli. İki sayının çarpımı. Elimizde 3 sayı olacak. Bu iki sayının OBEB'leri, OKEK'leri ve çarpımları. OBEB'i ve OKEK'i nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Çarpımı nasıl bulacağınızı da biliyorsunuz tabii. En kolay o. Bunlar arasında bir ilişki var. O ilişki de şudur: OBEB'leri ile OKEK'lerinin çarpımı, evet, bu iki sayının çarpımına eşittir. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve bunun nedeni üzerine biraz düşünün. Bu aslında çok güzel bir özellik. Bu eşitlik konusuna başka bir videoda daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Düşünsenize, bu eşitlik sayesinde pek çok soruyu çözmek bizim için çok daha kolay bir hale gelecek. Bu eşitliğin neden doğru olduğuna ileride değinmek üzere, doğru olduğunu kabul ederek yola devam edeceğim. OBEB ile OKEK'in çarpımı iki sayının çarpımına eşit olsun. Buradan hareketle bu soruyu nasıl çözeriz? 12 ile 18'i asal çarpanlarına ayırmamıza gerek kalmadı. Neden? Çünkü OBEB zaten verilmiş, OBEB 6'ymış. Bunu OKEK'le çarpacağız ki biz de onu bulmak istiyoruz. Eşittir iki sayının çarpımı. İki sayıyı da biliyoruz. 12 ile 18 değil mi? Yani 12 çarpı 18. Bu eşitlikten hareketle OKEK'i bulabilirim. Eşitliğin her iki yanını da kaça? Evet, 6'ya bölmeliyim. OKEK eşittir. Hem bu yanı hem de bu yanı 6'ya böldüm. 12 çarpı 18 bölü 6. 6 ile 12 sadeleşir. Burada 2 kalır. 18 çarpı 2 de 36 eder. 12 ile 18'in OKEK'i 36'ymış. OKEK'i her zaman kullandığımız yöntemle bulmadık. Bu yeni yöntemle bulduk. Bu videomuzun konusu da zaten bu yöntem. Bu videonun konusu iki sayının OBEB'i ile OKEK'inin çarpımının o iki sayının çarpımına eşit olması. Burada özellikle altını çizmek istediğim konu iki sayı olması. Bize verilen sayı adedi mutlaka 2 olmalı. Bize 2 değil de 3 sayı verilseydi, 12 ile 18'in yanında bir sayı daha olsaydı ve bu 3 sayının OBEB'i 6 olsaydı ve bizden OKEK'lerini bulmamız istenseydi, bu yöntemi kullanamazdık. OBEB ile OKEK'in çarpımı bu 3 sayının çarpımına eşit olmazdı yani. Tekrar edeyim, burada en önemli konu verilen sayı adedinin 2 olması. Soruda bize 2 sayı ve onların OBEB'i verildiği sürece bu eşitlik geçerlidir. Doğal olarak şu soruyu sorabilirsiniz: bu kadar güzel bir özellik neden yalnızca 2 sayı verildiğinde geçerli? Bu gerçekten iyi bir soru olur. Bunun üzerinde ayrıca düşünebiliriz. Bunun gibi konuları anlamanın en iyi yolu, o konularla ilgili birden fazla soru çözmektir. Gelin biz de öyle yapalım. Bu yöntemi kullanacağımız bir soru daha çözelim. Sorumuz şöyle: İki sayının OBEB'i 11, OKEK'i ise 693'tür. Bu kez hem OBEB hem OKEK verilmiş. Sayılardan biri 99 ise diğer sayı nedir demişler. Peki, bu soruyu nasıl çözeriz? Az önce yeni bir yöntem öğrendik. Onu kullanabiliriz, öyle değil mi? Tabii kullanmaya başlamadan önce verilenler bu yeni yöntemi kullanmamız için yeterli mi ona bakalım. İki sayı verilmiş. Burası tamam. 3, 4 veya 5 adet olsaydı bunu kullanamazdık. 2 sayı verildiği için evet kullanabiliriz. Yöntemimiz nasıldı? OBEB ile OKEK'in çarpımı 2 sayının çarpımına eşitti, öyle değil mi? Bu iki sayıya n1 ve n2 diyelim. Evet, rastgele adlandırdım. Bu soruda bize OBEB, OKEK ve sayılardan biri verilmiş ve diğer sayıyı bulmamız istenmiş. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü bu aşamadan sonra sayıları yerlerine yerleştirip işlemleri yapacağım. Durdurmak için en uygun an bence şu an. Hadi başlayalım. OBEB 11'di. Çarpı OKEK. OKEK neydi? 693. Evet, eşittir. Sayılardan biri 99'du. 99. Diğer sayı da n2. Zaten biz de bunu bulmak istiyoruz. Bu eşitliği nasıl çözeriz? Eşitliğin her iki yanını da 99'a böleriz, öyle değil mi? Sağ yanda ne kalır? n2 yalnız kalır. Eşittir. Soldakileri sağa taşıyorum. Neyse, bu yanda kalsalar da olur. Hiç fark etmez, evet. 11 çarpı 693 bölü 99. Ne yapacağız? 11 ile 99'un ortak böleni olduğunu biliyorum. 11, 99'u böler. 99'un içinde 9 adet 11 vardır. 693'te 9'a bölünüyordur herhalde. Çünkü aradığımız sayı bir doğal sayı olmak zorunda. 69'da 9, evet 7 kere var. 7 kere 9, 63. 69'dan 63 çıkarsa 6 kalır. Burası 63 oldu. 63'te 9, 7 kere var ve evet sonuç 77'ymiş. Bulduk. Diğer sayı 77'ymiş. Bu yana da yazabilirim. Gördüğünüz gibi bu yeni yöntem epey bir kullanışlı. Tamam, günlük yaşamınızda çok yerde işinize yaramayabilir ama derslerdeki sorularda epey işinizi görecek. 4 terimden 3'ü verilip birini bulmanız istendiğinde yanıtı kolaylıkla bulabilirsiniz. OBEB, OKEK ve sayılardan biri verilip diğer sayı sorulabilir. OKEK ve 2 sayı verilip OBEB sorulabilir veya OBEB ve 2 sayı verilip OKEK sorulabilir. Bu yöntem ile ilgili çok fazla sayıda soru çözmenize de gerek yok. Çünkü sorular söylediğim bu 3 biçimden birinde karşınıza çıkacak nasılsa. Size verilen 3 terimi kullanarak dördüncüyü bulacaksınız. Bu o kadar da karmaşık bir yöntem değil aslında ama sorulması gereken çok önemli bir soru var. Bu eşitlik neden geçerli? Bir diğer soru da şu tabii. Neden yalnızca 2 sayı için geçerli? Burada n1, n2, n3, n4, n5 yazsaydı bu eşitlik geçerli olmayacaktı. Neden yalnızca 2 sayı için geçerli? Bu soruları başka bir videoda irdeleyeceğim. O videonun adı da OBEB ile OKEK'in çarpımının görselleştirmesi falan. Evet, böyle bir şey olacak herhalde çünkü bunu kullanacağım. O videoyu izlemeden önce bir ön hazırlık olarak şunu yapmanızı istiyorum. Lütfen OBEB'in tanımı üzerine etraflıca düşünün. İki sayının asal çarpanlarını yazıp ardından OBEB'lerini bulduğunuzda tam olarak ne yapmış oluyorsunuz? OBEB'i bulurken her bir asal çarpanın kuvveti en küçük olanını seçiyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. OKEK'te ise kuvveti en büyük olanı seçiyorsunuz. Neden birinde en küçüğü, diğerinde ise en büyüğü seçtiğinizi bir düşünün. Ayrıca bu iki sayının çarpımlarının ne demek olduğunu da bir düşünün. Bunlar üzerinde iyice düşündükten sonra belki de evet, demek bu nedenle bu yöntem yalnızca 2 sayı için geçerliymiş, 2'den fazla sayı olunca geçerli değilmiş diyeceksiniz.